Salih Tuna, Ali Bulaç'ın gözlerine kim kum attı? George Pico bir defasında Araplara büyük devlet vaat etmek gözlerine kum atmaktır demişti. İşgalciler işbirlikçilerine her dönemde vaatlerde bulunurlar. Gözlerine kum yenler dün Osmanlı'ya karşı ayaklanmışlardı şimdi de Türkiye'ye lakaluga ediyorlar. Mesela İran'ın gözlerine fena halde kum kaçmış anlaşılan. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kendi aleyhlerine yaptırımlar öngören karar tasarısına Brezilya ile birlikte hayır oyu kullanan Türkiye ile el ele vereceklerine büyük şeytan Amerika ile yürümeyi maharet sanıyorlar. Konjonktürü kendileri için avantajlı görüp en zor günlerinde kendilerini arkalayan Türkiye'nin endişelerini görmezlikten geliyorlar. İran'a işgalcilerin hedeflerinin tüm bölge olduğunu, konjonktüre uygun hareket etmekle hiçbir yere varamayacaklarını, nihayetinde işgalcilerin sırayı kendilerine de getireceğini kim anlatacak? Amerika'yı büyük şeytan tesmiye eden İmam Humeyni'leri artık yok konjonktürden pay kapmak yerine zehir içmeyi tercih edebilecek Beheştileri, Mutahharileri, Muhammed Ali Recelleri, Ali Şeriatileri de şehit edildi. Koskoca İran ruhanilere, Laricenilere mi kaldı? Hepsini anladım. Hafızalarına ne oldu peki? İran Çengeli hareketinde teşkilat-ı mahsusanın işgalcilere karşı kendilerine nasıl yardım ettiğini hadi unuttular diyelim. Sayın Erdoğan'ın nükleer enerji ve ambargo konusunda İran'ı nasıl arkaladığını da mı unuttular? Her şeyi unutsalar, Sadi Şirazi'nin şu mısralarını unutmuş olamazlar. Kim düşman okuna açar omzunu, kim gururdan sarhoş biliriz bunu. Çok dönekler gördük unutmuşlardır, İyi günde kötü günün dostunu. Zannetmeyin ki sadece devletlerin, devletçiklerin, kavimlerin, örgütlerin gözüne kum atarlar. Kimi zaman şahıslara da bu muameleyi reva görürler. Ali Bulaç da bunlardan mıdır bilmem. Benim bildiğim akıl almaz bir körlüğe düçar olduğudur. Halbuki 17-25 Aralık 2013'ün yolsuzluk susturuculu darbe girişimi olduğunu daha o vakit görmüştü. Hatta Dumanlı Ekrem'in Zaman Gazetesi'nde İsrail'e karşı çıkarsanız bunlar başınıza gelir yollu reel politik yazılar döşenmişti. Bu da takdir edersiniz ki FETÖ'nün kimlerin taşeronu olduğuna işaret etmekti. Sonra ne oldu nasıl olduysa, artık gözlerine kim kumattıysa, MİT tırlarından Türkiye'yi uluslararası toplum nezdinde terörist ülke gösterme ihanetine kadar kör oldu. Körlükten de öte tutuklu yargılandığı için değinmek istemediğim çok sevimsiz yazılar dercederek adeta herkesi körlüğe davet etti. İfadesinde 15 Temmuz'da gözlerim açıldı demeye getirdi ama onca şehit verdikten sonra neye yarar bilmem ki. Her şeye rağmen tutuklanmasına üzüldüm hele ters kelepçe vurularak götürülmesine içim cız etti. Lakin onca insanı katleden o darbenin psikolojik zeminine istemeyerek de olsa harç katanların arasında yer aldığı aklıma gelince yüreğim soğudu. Yine de tutuksuz yargılanmasını çok isterim. Oldukça kritik sağlık sorunları olduğunu biliyorum. Tefsir ve meal müellifidir bir neslin yetişmesinde T 12 Eylül 1980 öncesi Düşünce dergisinden Çağdaş Kavramlar ve Düzenler eserine kadar emek sahibidir. FETÖcü haysiyetsiz cellatların katlettikleri arasında Ali Bulac'ın yetişmesinde emek verdikleri de kuvvetle muhtemel vardır. Ahirette o şehitlerin yüzlerine nasıl bakacak? Hele o şehitlerin yetim ve öksüzlerinin dört duvar arasında bunları muhakkak düşünüyordur. Hayır, o kahpe darbenin liderine ve cemaatine verdiği destek için pişmanlık duyması yetmez. Kafasını iki ele arasına alıp, ben nasıl bu hale düştüm? Bunca insan nelere nasıl inandırılarak bu zillete düçar oldu diye adam akıllı düşünüp deklarasyon çapında bir risale yayımlasın. Pensilvanya'daki baş belamın insanların nasıl bir din anlayışıyla mankurtlaştırdığını dile getirsin. Darbe girişimine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kabul edilen iddianamesinde yer aldığı üzere yüksek rütbeli FETÖ'cü bir subayın ağlayarak artık sorulara cevap vermek istemiyorum, hayatım mahvoldu, Fethullah Gülen'in bu ifadeleri duymasından korkuyorum, beddua etmesiyle ahiret hayatımında da mahvolma ihtimali var diyecek hale nasıl ve neden düştüğünü anlatsın. Öyle bir deklarasyon kaleme alsın ki elden ele gönülden gönüle dolaşsın, beyin yanmasın. Yamı Fetullah'ın tasallutundan hala kurtulamayan zavallıları kurtarsın. En azından gayreti bu olsun, tevfik elbette Allah'tandır. Yazık ki yazık bu saatten sonra Ali Bulaç'ın gayreti her daim bu olacağına, o tutmuş CHP milletvekili Bekaroğlu'na politik mavra için malzeme vermekten öteye geçememiş. Efendim polisin teki ona gelip demiş ki Star gazetesi yazarı Ahmet Taş getiren gibi dı cemaate tavır koymadığın için bu yaşta buralarda sürünüyorsun daha çok sürüneceksin. Fetullah durur mu? Mal bulmuş mağribi gibi bu sözlerin üzerine atlamış. Ali Bulaç'a rüşveti kelam etmeyi ihmal etmediği konuşmasında göbekli adam dediği taş getirene saydırmakla kalmamış bir de tekfir etmiş. Star yazarı da narin bir zatı muhterem olduğu için felaket incinmiş. Bence yanlış inciniyor. Taş getiren çok iyi Müslümandır, adamın önde gidenidir, muttakidir deseydi asıl o zaman incinmesi gerekirdi. O değil de Fethullah'ın Ali Bulaç içeriye girmiş, SS'lerden bir tanesi gitmiş ona demiş ki şeklindeki ifadesi oldukça manidar. Demek ki Türk polisi FETÖ'cü olmayınca SS olmuş oluyor. SS ha? Görüyor musunuz baş belam kimlere kuyruk sallıyor? Ali Bulaç, Fethullah'a bu şekilde meze olacağını hesap etmemiştir herhalde. Hesap etseydi polisin o sözlerini en acı olay buydu diyerek nakletmezdi sanırım. En acı olay nedir biliyor musunuz? Dünyanın en güzel gülen insanı Mustafa Cambaz'ı şehit edenlerle aynı dava kapsamında yargılanmak. Onca eserin müellifi olup onca mücadele verip de ahir ömründe yüz kızartıcı... Evet yüz kızartıcı zira insanların yaşam haklarına tanklarla savaş uçaklarıyla tecavüz edildi. Hem de öz yurtlarında. Öyle bir suçtan mahpus damında yatmak ve hala baş belama meze olmak. Bundan daha acı ne olabilir? Ali Bulaç yazmasını dilediğim metinde bu acı olaya da isyanını dile getirsin. Köşem sonuna kadar açıktır ona. Yeter ki yazsın. Salih Tuna Yeni Şafak